Ezgi Sütçüercan çok teşekkürler. Alanya Havalimanı'ndayız. Galatasaray kafilesi de siz yayına girmeden hemen önce Alanya'ya iniş yaptı. Az önce Icardi, Torreira ve Muslera takım otobüsüne bindiler. O görüntüleri biz kaydettik. Daha sonraki programlarda kullanabiliriz canlı olarak veremesek de. Galatasaray ligin 30. haftasında Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek yarın. Çok kritik bir mücadele. Tabii artık son 8 maçı kaldı Galatasaray'ın ve bundan sonra oynayacağı tüm maçlar ayrı bir öneme sahip. Ligde son viraja giriliyor şampiyonluk yolunda. Teknik direktör Okan Buruk da hem deplasmanda hem iç sahada tüm maçlarda taraftarın yoğun ilgisine maruz kalıyor. İşte karşınızda Okan Buruk. Şu bilgiyi verelim. Korendon Alanya Spor'la Galatasaray bu sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Birinde iç sahada 2-2 berabere kalmıştı. Daha sonra kupada 2-1'lik bir galibiyeti vardı. Eledi rakibini Galatasaray. Hazırlık maçında da 4-2'lik bir galibiyeti vardı Sarı Kırmızılıların. Bu sezon oynanacak 4. Galatasaray Alanya Spor maçı olacak bu karşılaşma. Ve ligde ilk yarıda oynanan 2-2'lik maç sonrası Galatasaray 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Tabii ki şöyle de bir detayı aktaralım. Okan Buruk'un ekibi şu ana kadar ligdeki tüm takımları en az bir kez mağlup etmeyi başardı. Ancak Alanya Spor'u karşılaştığı bir lig maçında mağlup edemedi ve ligde tüm maçları, tüm rakiplerini en az bir kez mağlup etmiş olmak istiyor. Alanya Spor'u yenerek Buffett'in bir Gomis'i görüyorsunuz. Mauro Icardi'nin yokluğunda sezon başında takımı sırtlayan isimdi aslında attığı gollerle. Sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak Galatasaray'ın şu an lider olmasında tabii ki Fransız golcünün de payının çok büyük olduğunu hatırlatalım. Galatasaray kafilesinin, kamp kadrosunun az önce açıklandığını da söylemiş olayım. Eksik futbolcu yok aslında. Yani sakat ve cezalı futbolcu yok Galatasaray'da. Ancak Emre Taşdemir, Matias Roz ve Yusuf Demir Alanya'ya getirilmedi. Kafilede yer almayan isimler oldu. Bu futbolcular sezon sonunda belki kiralık olarak takımdan ayrılabilecek isimler olabilir. Onu hep birlikte göreceğiz. Ancak iç sahadaki maçlarda da bu üç isim genellikle kadroda yer almıyor. Galatasaray takımı otobüse bindi. Artık yavaş yavaş otele doğru gidecekler ve kampa girecekler. Hazırlıklarını da tamamladılar. Yarın artık zorlu mücadeleyi bekleyecek futbolcular. Teknik heyet ve yönetim kurulu da tabii ki Alanya'ya geldi takımla birlikte. Biz Alanya Havalimanı'ndan detayları bu şekilde aktarmış olalım. Eğer sorunuz varsa alabilirim, yoksa tekrar sözü stüdyoya bırakayım. Tibet Töre, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.